Herkese merhabalar. 9. sınıf matematik 2. dönem 2. yazılıyı çözeceğiz beraber. Bunun provasını yapacağız beraber. Üçgen ağırlıklı bir sınavımız olacak ve Anadolu liselerine uygun orta düzey sorularda oluşuyor. Bu sınavımız ABC üçgen, NTDL ve KLEF kare demiş. ABC üçgen zaten görüyoruz ve dik üçgen gördüğümüz gibi. NTDL, NTDL yani şurası ve KLEF kare demiş. O zaman kare olduğuna göre buraya A diyeyim, buraya A diyeyim, buraya A diyeyim, buraya A diyeyim. Buraya A diyeyim. Buna B diyeyim. Buna B diyeyim. Buna B diyeyim. Buna B diyeyim. Kenarları birbirine eşit olduğunu göstereyim. Sonra demiş ki TB eşittir X. Burası X'ti. Burası da Y'de demiş. X çarpı Y 10 olduğuna göre boyalı bölgelerin alanları toplamı ne demiş bize? He, x çarpı Y e, ne dediğini, 10 olduğuna göre demiş. Şimdi bir açı verelim. Mesela diyelim ki şuradaki açıya alfa diyelim. E, ...şuradaki açıya da teta diyelim. Alfa ile tetanın toplamı 90 derece olduğu için bu ikisinin toplamı 90 derecedir. Peki e, bu bir kare olduğuna göre buralar 90 derece değil mi? Bunlar 90 derecedir. E bunlar 90 derece. Burası 90 derecedir. E burası 90 derecesi, burası alfa ise burası da otomatikman teta oluyor. Aynı şekilde bu da bir kare olduğu için... ...bu da bir kare olduğu için... E şurası 90 derece olduğuna göre şurası teta ise burası da alfa olmak zorunda otomatikman. Ha, o zaman bak şu üçgenle şu üçgen birbirine deli gibi benzerler. Yani şu üçgenle tbd üçgenine benzerliği de yazalım. Hop hop hop. Benzerdir. E, tbd yazdım. 90'dan başladım. Teta'ya gittim. 90'dan başladım. fec üçgeni fec üçgeni benzerdir diyoruz. Şimdi benzerliği kuralım. Alfanın karşısındaki x bölü Alfanın karşısındaki B eşittir. E, teta'nın karşısındaki A bölü Teta'nın karşısındaki Y. O zaman karşımıza ne çıkıyor? X çarpı Y eşittir A çarpı B çıkıyor. Allah Allah. X çarpı Y eşittir A çarpı B olduğuna göre X çarpı Y zaten 10'du. O zaman A çarpı B de 10'a eşitmiş diyoruz. Şimdi adam bize e, işte taralı alanı soruyor. Taralı alan dediğimiz zımbırtıyı bulabilmek için şöyle bir şey yapacağız. Bir kere burası A, burası B ise şurada bir dikdörtgen var. Bu dikdörtgenin alanı şimdi taralı alan diyelim. Taralı alan diyelim eşittir bu dikdörtgenin alanı yani a çarpı b a çarpı b artı bir de şu üçgenin alanıdır e burası dik olduğuna göre bu dik üçgendir dik üçgenin alanı a çarpı b bölü 2'den bulunur yani dik kenarlar çarpımı bölü 2'den bulunur a çarpı b bölü 2'den bulunur e a çarpı b'yi biliyorduk 10'du 10 artı 10 bölü 2'den 5'tir yani cevabımız 15'tir diyoruz ve geçiyoruz diğer sorumuza Evet şimdi de AB diktir AC şeklinde bir şey söylemiş. Zaten burayı biliyoruz. Burası 90 derece. Buraya 45 derece demiş. O zaman buraya da otomatikman 45 derece kalıyor. Tan alfa eşittir 3 bölü de 4 demiş. Şimdi tanjant dediğimiz şey aslında bir dik üçgende hemen onu hatırlatayım. Alfa dediğimiz şey. Şimdi tanjant dediğimiz şey burası karşıydı. Burası komşuydu bu üçgenin. Bu al alfa açısının. Burası da hipotenüstü tanjant dediğimiz şey aslında karşı bölü komşu ile bulunur. O zaman ben e, şu dik üçgene bakarsam bu alfanın karşısında bu dik üçgende ama ABC üçgeninde karşısındakine 3 üç kat e, bu alfanın komşusundakine buraya 4 kat diyebilirim. Çünkü 3 bölü 4 demiş. O zaman burası da yani BC dediğimiz şeyde otomatikmen 5 kat olur. Çünkü 3, 4, 5 üçgeni Pisagor vardır diyebiliriz. Şimdi ardından demiş ki ee, dış açı ortay. E, şu da iç açı ortaydır o zaman. Bak iç açı ortayla dış açı ortayın kesişim noktasındaki açı. Hatta şöyle bakarsak daha iyi olur. Bak bu bir iç açı ortay bu da dış açı Kesişim noktasındaki açı aslında buradakinin yarısıdır. O zaman burası alfa bölü 2'dir diyoruz ve bunu bir kenara koyuyoruz. Ardından yani kullanırız veya kullanmayız yine de yazalım. DE bölü EA yani A bölü B'yi kaçtır diye sormuş bize. Şimdi bir kere şöyle e, bir içe çoğurtay dışa çoğurtay teoremi falan filan kullanabilir miyiz diyorum. E, şimdi burası 3 burası 4 ise buna 3 üç, 3'ün katı buna da 4'ün katı demem gerekiyor benim. Otomatikman iç açı ortay kuralına göre. Şu bir iç açı ortaydı çünkü. Şimdi o zaman 5 katsa burasının hepsi 5 katsa burasının hepsi benim buna 3m, 4m demem gerekiyor çünkü bunun bunu oranının bunun burunla eşit olması gerekiyor. O zaman 7m'nin 5 kata eşit olması gerekiyor. O zaman bir tane m'nin bir tane m'nin 5 e, kat bölü 7 olması gerekiyor. O zaman 3 tane m'nin bunun 3 ile çarpımı 15 bölü 7 olması gerekiyor. O zaman ben bunun yerine artık 15 kat, e, pardon, 15 bölü, pardon, 15 evet, 15 kat bölü 7 yazabilirim. 15 kat buraya yazıyorum. Hatta 4 ile çarparsam da bunu bulurum. O da 20 kat bölü 7 eder. O zaman şu çizgilerin ne olduğunu buldum. Artık m'leri falan kullanmıyorum. Şimdi a, hepsini kat cinsinden yazmış oldum. Şimdi dış açı ortay teoremine bakalım. Dış açı ortay teoremi diyordu ki e, herhangi bir üçgende. Şimdi şöyle bir üçgende. Şöyle bir üçgen diyelim. Bu e, bir kenarların dış açı ortayın değdiği noktaya uzaklığı. Bak şu çizginin şunu oranı bunun bunu oranıdır. Üçgenin kenarlarının oranı. Üçgenin kenarlarının oranı bunların açı ortaya uzaklıkları oranı. Özür dilerim. Şöyle bu. Bunun bunu oranıdır. Özür dilerim. Şimdi oldu. Şimdi şöyle yapıyorum. O zaman diyorum ki 15 bölü 7'nin 15 kat bölü 7'nin e, A'ya oranı eşittir 3 katın 3 katın B artı A'ya yani A artı B'ye oranıdır diyebiliriz. Şimdi bunu nasıl yazdım? İç açı, dış açı ortay teoremini kullandım. Dış açı ortay teoremi diyordu ki dış açı orta, kenarların dış açı ortaya uzaklıkları oranı kenarların dış açı ortaya uzaklıkları oranı eşittir. O zaman sadece şu ikisini yer değiştirirsem A artı B bölü A eşittir. 3 kat bölü 15 kat bölü 7 karşımıza çıkıyor. 3 kat bölü 15 kat bölü 7'yi sadeleştirebilirim. Katlar birbirine bölünür. Sonra 7 yukarıya gider. O zaman karşımıza şöyle bir şey çıkıyor. A artı B bölü A eşittir. Bu 7 yukarı çıkınca 21 bölü 15 oldu. Sonra işte dışa çarpma yapıyorum. 15 A artı 15 B eşittir. 21 A diyorum. Sonra 15A'yı karşı atınca 6A eşittir 15B oluyor. Ve karşımıza A bölü B oranı rahatlıkla çıkmış oluyor. Hemen bunu bir daha yazmak istiyorum. 15B eşittir 6A'dan. 15B eşittir 6A'dan. Her iki tarafı da B'ye bölersem. B'ye bölersem çatarank çutarank. E, ve 6'yı karşıya atarsam 15 bölü 6 eşittir A bölü B çıkmış oluyor. O yüzden cevabımız 15 bölü 6. Sadeleşirse 3'te de 5 bölü 2'dir diyorum ve geçiyorum diğer sorumuza. Evet. ABC üçgen ve BAE ve DAC dik üçgen. Burada enteresan bir şey yapmış. İşte bilmem ne dik bilmem ne dik demiş. Bak şurası dik. BAE dik. Şu yeşil üçgen dik. Hatta bunu da böyle çizdim. Sonra bir de bu dik. Şurada bir diklik var. Şimdi bunlar dikmiş. Burada da kesişiyorlar. Tamam. Ee, bu diklikleri var. Bir de şurada diklik var. BD bölü DH çarpı HE bölü EC'nin bir olduğunu göstermiş. Birazcık karıştırmış. Biz bunlara e, ABCD diyelim. Buraya A diyelim. Buraya B diyelim. Buraya C diyelim. Buraya D diyelim. BD yani A bölü DH yani B çarpı HE yani C bölü EC yani D'nin bir olduğunu göster demiş. Bunu gösterebilmek için şunu yapmamız gerekiyor. Öklit denilen bir kuralımız var. Öklit neydi? Bir dik üçgende. E, bir dik üçgende. Aslında hipotenüse dik inersen bu yüksekliğin karesi eşittir. Ayırdığı parçalara eşittir. H'nin karesi eşittir. P çarpı K'dir. O zaman ben buna H dersem. H dediğimiz şey, H dediğimiz şeyin karesi aslında şu yeşil üçgene bakıyorum. Bu parça çarpı bu parçadır. Yani A artı B çarpı C'dir diyebiliriz. Şimdi e, şu kırmızı üçgene bakalım. Kırmızı üçgeninde bununla yazalım. H'nin karesi eşittir. Bu kırmızı üçgene göre bakarsak bu şu parça ve şu parça ayırmış. Yani B çarpı C artı d ayırmış. Şimdi bu ikisini bir düzenleyelim. İkisi de H'nin karesi olduğu için birbirine eşittir diyorum. Diyorum ki A artı B çarpı c eşittir b çarpı c artı d'dir. Bunları dağıttığım zaman içeriye ac artı bc eşittir bc artı bd'dir. E bc'ler birbirini götürünce ac eşittir bd çıkıyor sonuç. Şimdi ac eşittir bd'de e bd'yi karşıya ta her tarafı bd'ye bölersem bd bd bunlar birbirini götürdü. A C bölü B D eşittir 1'dir. Şimdi bak dikkat et bu ikisini çarp. Bu ikisini çarp. A C bölü B D eşittir 1. A C bölü B D eşittir 1'dir diyoruz. Ve öklit kuralımızla bu soruyu yapmış oluyoruz. A B C ve D B E üçgen B D iç açı ortay. B D burası iç açı ortay mı? Zaten göstermiş. C D dış açı ortay. Dış açı ortay göstermiş burası açı ortay olduğunu. Şu çizgimiz. A B diktir A C'ye demiş. Tamam bunları da göstermiş. BD diktir de E demiş. Bunu da göstermiş. AB 6 cm, 10 cm, BD ve AD uzunlukla hesaplayınız demiş. Şimdi bu soruyu gördüğümüz zaman ilk başta hemen insanın aklına şu geliyor. Bir ABC üçgenine bakalım. Sadece şuraya odaklanalım. Şu üçgende bir iç açı ortayla bir de bir dış açı ortayın kesiştiği yerde oluşan açı yani şurası aslında A açısının yani buradaki açının yarısı oluyordu bu kuralımızdı. Bu 90 ise burası 45 derece olacağını biliyoruz. E burası 90 derece ise burası 45 ise buraya da 45 derece kalacağını biliyoruz. O zaman bu durumda iki, bir, burası da bir açı ortay olduğunu zaten görebiliyoruz. Bu da e, ilk gördüğümüz şey. Şimdi buradaki açıya mesela alfa diyelim. Buradaki açıya da alfa diyelim. Ardından şunu yapmak istiyorum. Şimdi şu bir iç açıortay, iç açıortay böyle uzanmış. Bir dış açıortay uzanmış, bir de şuradan bir çizgi gelmiş ve bunlarla kesişmiş. Şimdi buradaki mantık şu. Eğer iki açıortay, bir iç bir de dış birleştiği yerde diğer dış da onlarla birleşir. Yani şunu çizdiğim zaman uzattığım zaman ben Şuradaki çizdiğim çizgi, aslında bunun açı ortayı olmak zorundadır. Dolayısıyla e, burası, burası alfa alfa dış açı ortay, burası e, bilmem ne bilmem ne iç açı ortay, burası da şu çizgilerle birleştiği için dış açı ortay olacak. Dolayısıyla burası 90 olduğu için burası 45-45 şeklinde ayrılacak diyoruz. Şimdi e, artık çok güzel bir noktaya geldik. Nasıl bir noktaya geldik? şuradaki açı alfa dedik. Şurası 45 derece dedik. Şurası 45 derece çıktı. E ardından ardından şunu yapalım. Burası 6, burası 10. Şuradaki üçgene bakalım. ABC üçgenine bakalım ve şöyle çevirelim üçgenimizi. Burada bir açı ortay teoremi var. İç açı ortay teoremi var. Bunun buna oranı, bunun buna oranına eşit olacağı için altının e, bilmem ne oranı, onun bilmem ne oranına eşit olacak. Peki burası 90 derece olduğu için 6 e, bilmem ne, ne üçgeni var, 10 üçgeni, 6 8 10 üçgeni var. 3 4 5'in katı. 6 8 10 üçgeni olduğuna göre burasının 8 olması gerekiyor. Yani biz AC'ye AC'ye direkt 8 diyebiliriz. Peki AC'ye 8 dersek burası 8 ise bunun buna oranının bunun buna oranına eşit olması için bunun e, 6 kat, bunun da 10 kat olduğunu düşünürsek burası 3 kat, burası 5 kat şeklinde ayrılacaksa 8'i ben nasıl ayırırım? 3 ve 5 diye ayırırım. İsterseniz bakın deneyelim. Onun 5'e oranı, 6'nın 3'e oranına eşittir. Heh, şimdi o zaman 3 ve 5 kenarlarını da bulduk. O zaman bayağı iyi bir yere geldik, iyi bir noktaya geldik. Buradan sonra bir benzerlik yapacağım ve e, DC kenarını bulmaya çalışacağım. DC kenarını bulurken şu benzerliği yapacağım. Şu üçgenle, şu üçgenle büyük üçgen birbirine benzerdir. Sebebi şu. ...alfa 45 derecelere sahip bu mor üçgen. Şu büyük üçgene baktığım zaman burası da alfa 45 e dereceye sahip. Dolayısıyla e, hemen şöyle düşünelim. 45'in karşısındaki 5 bölü... E, ...bu üçgendeki yani ADC üçgenindeki 45'in karşısındaki şurası... ...bilmiyorum DC diyorum. Eşittir diyorum. Ardından... Hangisine geçelim? Alfanın karşısındakini bilmiyoruz. Şuradaki açıya da şöyle bir açı, taralı açı diyelim. Bunun da taralı açısı, büyük üçgendeki taralı açı da şunun hepsidir aslında. Taralı açının karşısındaki dc, dc bölü. Taralı açının karşısındaki hop büyük üçgende 8'dir diyebiliriz. Şimdi dolayısıyla karşımıza dc'nin karesi eşittir. Ee, kaç çıktı? DC'nin karesi 8 kere 5'ten 40 çıktı. O zaman DC dediğimiz zımbırtı aslında 2 kök 10 şeklinde yazılabilir. Kök 40'tır. O da 2 kök 10 şeklinde yazılabilir. O zaman şurayı da buldum. 2 kök 10 çıktı. Ardından ardından şuna bakıyorum. Ya burası bir açı ortay. Böyle çizilmiş. Ardından şuradan da bir açı ortay geliyor. Ya bunlar ikisi de birbirine eşit açı ortaylar. Ve dikkat et bak 45 alfa 45 alfa. Burası mesela teta açısıysa e buraya da o zaman teta açısı kalacak. O zaman şu iki üçgen birbirlerine eş üçgenler. Eş üçgenlerse beşse burası da beştir diyebiliriz rahatlıkla. Mesela burası bilmem ne burası da bilmem nedir diyebiliriz rahatlıkla. E, peki buraya K diyelim. O zaman buraya da K diyebiliriz. Şimdi burası 10'du burası 5'ti. Şurası da bir açı ortayı olduğuna göre. Bunun buna oranı bunun hepsinin buna oranına eşit olduğuna göre K'nın 5'e oranı neyin 10'a oranıdır? 2K'nın 10'a oranıdır. O zaman burası katsa burası da kat olmak zorundadır diyorum. Şimdi de artık... Pisagor yapıyorum. Şu DBE üçgeninde. DBE üçgeninde Pisagor yaparsam bunun karesi artı bunun karesi eşittir. Bunun hepsinin yani 5 artı 10'un 15'in on karesidir. Hemen Pisagor'umuzu yazalım. K'nın karesi artı 2K'nın karesi eşittir. 15'in karesi yani 225'tir. O zaman burası burası 4 k kare olduğu için 5 k kare eşittir 225 çıkar. E, k kare eşittir 45 çıkar. K eşittir. karekök 45 9 kere 5 olduğu için 3 kök 5'tir diyebilirim. O zaman şurasının da 3 kök 5 olduğunu buldum. O zaman şurası 3 kök 5 Burası da 3 kök 5 şeklinde bulmuş olduk. 3 kök 5 şeklinde bulmuş olduk. Bize sorduğu şey şimdi artık nedir? Bize sorduğu şey aslında şurası. Burayı bulabilmek için bu ilk yaptığım mor üçgenle büyük üçgenin benzerliğine bakalım. Mor üçgenle büyük üçgenin benzerliğinde alfanın karşısındaki 3 kök 5 3 kök 5 bölü alfanın büyük üçgende karşısındaki ad ad eşittir. Ee, herhangi bir tane 45'in karşısındaki 5, 5 bölü. Bu büyük üçgende 45'in karşısındaki hop 2 kök 10 bulmuştuk. 2 kök 10 diyorum. Sonra 5 tane AD eşittir. bu ikisinin çarpımı 6 kök 50 diyorum. Ee, sonrasında AD 'yi e, şey yaparsam e, yalnız bırakırsam, 6 kök 50 bölü 5 eşittir AD eder. Kök 50 dediğimiz şey 25 çarpı 2 olduğu için 5 dışarıya fırlar. Bununla sadeleşir ve içeride 2 kalır. O zaman 6 kök 2 eşittir AD'dir diyebiliriz. Cevabımızı bulmuş olduk. Önemli bir sürü kuralı bir sorunun içinde kullandığımız çok kapsamlı çok kazanımlı bir soruyu yapmış olduk. Şimdi geçiyoruz diğer sorumuza. ABC ve KBC üçgen AH diktir BC'ye tamam burasının e, buna dik olduğunu söylemiş bunlar dik vermiş şunu da dik vermiş Üç, yani üç tane diki de vermiş BL eşittir BH demiş BL dediğimiz şey aslında e, şurası burası buraya eşit oldu tamam bunu söylemiş burasının da AB'nin de 8 olduğunu söylemiş. Şimdi bu soruya başlarsak şöyle yapacağız. Şimdi buna alfa diyorum, buna alfa diyorum. Bunlara alfa alfa dedikten sonra burası 90 derece ise bu açıya teta diyorum. Alfa ile teta'nın toplamı 90 derecedir. O zaman bak şu büyük üçgene bak. Burası 90 derece ise burası alfa ise şurası otomatikman teta oluyor. Peki şu üçgene bak. Şu üçgene bak. Burası 90 derece. Burası alfa ise burası otomatikman teta oluyor. Şimdi ben Şurası teta ise şurası teta olduğunu biliyorum. Burada ikizkenar üçgen çıktı. E şurası teta ise şurası teta olduğunu biliyorum. E burada ikizkenar üçgen çıktı. E o zaman bu ikiz kenarsa şu kenarla şu kenar eşit de o zaman şu kenar da eşittir. Ha, o zaman diyorum ki mesela şuna x diyelim. Şuna da x diyelim. Şuna da x diyelim. Sonra diyorum ki ee şöyle diyelim. Mesela şuraya da y diyelim mesela. Hc'ye de y diyelim. Alan KBC'yi soruyor. Yani şu üçgenin alanını soruyor. Bu üçgenin alanı aslında taban yani x artı y çarpı yükseklik yani x bölü 2'yi sormuyor mu bize? Hmm. Şimdi bize bunu soruyorsa şunu düşünelim. ABC üçgenine bakalım. ABC üçgeninde 90 dereceden 90 dereceymiş yani öklit yok mu? Bunun e, bunun karesi eşittir bu çarpı budur aslında. Hmm. Veya veya ha, bir dakika şimdi onu da şöyle yapalım evet 8'in karesi Öklitten e, x ha şöyle yapalım bir de Öklitin diğer kuralını hatırlayalım şöyle bir dik üçgende aşağıya dikindiğimiz zaman şu şunun karesi eşittir yani a'nın karesi eşittir bu parça çarpı bütün hepsi değil miydi p çarpı p artı k değil miydi o zaman bak şu zaten bize vermiş. 8 demiş. 8'in karesi 8'in karesi eşittir. Bu parça çarpı bütün hepsi. Yani x çarpı x artı y'dir. E 64 eşittir x çarpı x artı y'dir. E bizim zaten bulmak istediğimiz alan dediğimiz şey zaten x çarpı x artı y'den oluşuyor. x çarpı x artı y 64 olduğuna göre yerine koyarım. 64 bölü 2'den 32 santimetre kare bulurum ve bu soruyu da çözmüş. Öklit'te çözmüş olduk. Geldik diğer sorumuza. Diğer sorumuzda evet ADC ve ADE birer üçgen, ABC eşkenar üçgen demiş. Hmm. Evet, sonra eşkenar üçgen dediğine göre hmm. Evet, burada eşkenar üçgen demiş. O zaman şurası 60 derecedir. E şurası 60 derecedir. E şurası 60 derecedir. Ve bütün kenarlar birbirine eşittir diyoruz. Şimdi e, BD eşittir CE demiş. BD ile CE birbirine eşit. Tamam. E, o zaman ben buna A diyeyim mesela. O zaman buna da A diyeyim. E, ardından diyorum ki... DF eşittir 3 demiş. DF 3. Buna da 10 demiş. Tamam eyvallah. Şimdi ben şuradan bir çizgi çiziyorum. Şu çizgi... Şuna paralel oluyor. Şuna paralel olunca... Şu 60 derece ise şurası da 60 derece oluyor. E burası 60, burası 60, burası 60 olduğu için burası A ise burası da A, burası da A şeklinde eşkenar üçgen yarattım burada. Bunu yapmamın sebebi şu üçgenle şu üçgenin e, benzer olduğunu yakalayabilmek. Şimdi bak burası A, burası A, burası A. Şimdi ardından diyor ki burası da A'ydı. E, tamam. Ardından e, şöyle yapalım. Burası ondu, burası üçtü, burası ha şöyle yapalım. E, burası 120 derece, burası 120 derece, e, burası da 120 derece. Şu üçgenle şu üçgen birbirine benzer oldu. E, şuraya b kenarı diyorum, şuraya b kenarı diyorum. E, şu büyük üçgene bakarsak şurası şu büyük üçgen eşkenar üçgen olduğu için burası a artı b ise burası da a artı b'dir o zaman burası b'dir e burası da a artı b'dir yani şu kenar aslında a artı b'dir şuradan şurası hepsi yani a artı b'dir çünkü bu bir eşkenar üçgendir o zaman şöyle bakıyorum olayı ee, diyorum ki şu üçgene bir bakalım şu üçgenin kenarları a a artı b x artı 3. Bir de şu üçgenin kenarlarına bakalım. A, A artı B, bir de 10. Bu üçgenin açısı 120 dereceliken bu üçgende de 120 derece açı var. O zaman bak burada bir eşlik görüyorum ben. Mesela buna K noktası diyelim. DKE üçgeniyle DKE üçgeniyle eş ve benzerdir. DKE'yi söylerken bu açıdan başladım. 120 dereceye geldim ve e, e, şeye geldim kısa kenara geldim. O zaman e, bu açıdan başlayacağım. Bu sefer bu açıdan başlayayım. Bu açıdan başlayayım. 120 dereceye geliyorum ve kısa kenara geliyorum. O zaman ABD üçgeni birbirlerine benzerdir diyorum. Bunu oluş eş ve benzerdir diyorum. Bunu oluşturduktan sonra karşıma çıkıyor. Bak ne benzerliği ne eşliği var burada? Kak yani kenar açı kenar eşliği var. A A artı B aradaki açı aynı. Bak Burası A. Burası A artı B. Aradaki açı aynı. O zaman bunlar birbirlerine kaktan eştir. Dolayısıyla buradaki A artı B'nin dışındaki X artı 3 ile buradaki A artı B'nin dışındaki 10 birbirine eşittir. X artı 3 eşittir 10'dan. X eşittir 7 santimetredir diyorum ve diğer sorumuza geçelim. D, A, üçgenin diklik merkezi demiş. D eşittir. D, C, A eşittir 30 derece demiş. Ve DCB e, eşittir demiş ki 15 derece demiş. Ha, şimdi burada ne yapabiliriz? 30, 15. Şimdi bir kere şu diklik merkezi şunu uzattığım zaman demek ki burası buraya dikmiş. Peki şöyle uzattığım zaman demek ki burası buraya dikmiş. Tamam. Şimdi e, evet evet ne oluyor? ne oluyor? peki şuradan çizgi çizdiğim zaman şurası da buraya dikmiş yani dik üç dik şeylerin burada kesiyorlarmış yükseklikler burada kesiyormuş burası 30'sa burası 60 derecedir tamam ee, burası 45 ise bak şu üçgene bak şu büyük üçgene bak 45 ise e, burası 45 derecedir 45 45 90 üçgeni çünkü tamam buraya kadar tamam ee, sonrasında diyorum ki burası 45 dereceydi. Burası 45 dereceydi. Şurası 15 derece ise şurası 75 derecedir. O zaman şurası da 75 derecedir. O zaman buraya da 15 derece kalır. Hmm. Şimdi bu x'ten çıkmaya başlayalım. Burası aslında şu üçgene baktığımız zaman 30 60 90 üçgeni. 90'ın karşısında x varsa 30'un karşısında x bölü 2 vardır diyorum. Burası 90 derece olduğu için burası 45, 90, burası da 45 derecedir diyerekten bu ikizkenar üçgen olduğu için burası da x bölü 2'dir diyorum. Ha, şimdi buraya x bölü 2 dedikten sonra e, burası aslında otomatikman işte bilmem ne x kökü gibi bölü 2 falan filan oluyor. Şimdi şu üçgene bakalım. Şurası 60 derece. Şurası 90 derece. Şu üçgene bakıyorum şimdi. Burası da 30 derece. 30'un karşısında x bölü 2 varsa 90'ın karşısında onun iki katı yani x olmak zorunda. O zaman x eşittir y şeklinde bir e, 30-60-90 üçgeninden kural buluyorum. Hemen 30-60-90 üçgeni yine hatırlatayım bilmeyenler için. 30-60-90 üçgeninde burası bir katsa burası kök 3 kattır burası da iki kattır kuralını aklımıza kazıyalım. E, lise hayatımızda çok çıkacak bir kuraldır diyoruz. Evet, ve şimdi de birkaç tane bölünebilme bölme bölünebilme soralım. Rakamları farklı üç basamaklı ABC sayısı için böyle bir şey 3 x 4 diye eşitliğini sağlayan farklı x y bulunuz demiş. Şimdi 1 2 3 4 5 6 tane toplamış. O zaman 6 tane ABC eşittir 3x4y demiş. Şimdi 6 tane ABC 3x4y ise eğer aslında e, aslında 3x4y sayısı 6'ya bölünebilen bir sayı 6'ya tam bölünebilen bir sayı. 6'ya tam bölünebilen bir sayının 6'nın 3 ve 2 asal çarpanlarının çarpımı o yaralanmasa 2 çarpanı olduğu için ee, o zaman hem 3'e hem 3'e hem 2'ye bölünebilen bir sayı. Burada şuna dikkat edelim. Rakamları farklı 3 basamaklı demiş. Buna dikkat edelim e, ee, ABC sayısı için. He, rakamları farklı. Gerçi bunun önemi yok. E, ee, rakam sayısı için 3x öyle, x'i 2 denir. Hemen bulalım bakalım. 3x 4 7 için rakamları farklıydı zor olurdu. Şimdi e, bu durumda karşımıza şöyle şey çıkıyor. 3 x 4 y bir kere 2'ye bölündüğü için ilk başta burası 0 olabilir. 3 x 4 y e, y yerine 2 yazabiliriz. 3x4 e, 4 yazabiliriz. 3x4 6 yazabiliriz. 3x4 8 yazabiliriz. Aslında burada 1 2 3 4 5 tane seçenek var 2'ye bölünebilmesi için. Bir de 3'e bölünebilmeyi test edelim. 3'e bölünebilmesi için de 3 rakamları toplamının 9'un katı olması gerekiyordu. 3'ün katı olması gerekiyordu. 3 ile 4'ü topladık 7 etti. O zaman x'in alabileceği değerler 7'nin e, 3'ün katı olabilmesi için 2 olabilir, 5 olabilir veya 8 olabilir. Çünkü 3'ün katını 7'ye 2 eklesek 9 olur. 7'ye 5 eklesek 12 olur. 7'ye 8 eklesek 15 olur. 7'ye 11 ekleyemeyiz çünkü 11 bir rakam değildir, x rakam olmak zorunda. Geldik burada x'in alabileceği değerlere bakalım. 3, 4, 7, 9, 0 olabilir. 3 olabilir. 6 olabilir. 9 olabilir. Burada x'in alabileceği değerleri bakalım. 7, 11 olduğu için x'in alabileceği değerler 1 olabilir. 4 olabilir. 7 olabilir. Burasının toplamı 7, 6, 13 olduğu için e, 13, 2, 5 ve 8 oluyor. Burada x'in alabileceği değerler e, 7, 8, 15 olduğu için 0, 3, 6 ve 9 oluyor. Ha, şimdi bunları yazdıktan sonra diyorum ki e, alabilecek y ikilileri buradan bak bu y zaten fix 0. Y zaten fix 2. Y zaten fix 4. Y burada 6. Y burada 8. O zaman e, burada mesela 2'ye 0 diye bir ikili. 5'e 0 diye bir ikili. 8'e 0 diye ikili. Yani 3 tane buradan geldi. Buradan bu 3 taneyi birleşin. 4 tane geldi. Buradan 4 tane geldi. Burada 4 pardon. Buradan 3 tane geldi. Özür dilerim. Ee, buradan da dört tane geldi. Toplamda bunların toplamı kadar ikili vardır diyorum. Rakamları farklı hissediyorum. Öbür türlü çok zor oluyor sorumuz. Bir de bunların hepsini altıya bölüp rakamları farklı çıkıyor mu diye kontrol etmek gerekiyor. O da çok zor oluyor. O zaman yedi, yedi, on dört, on yedi yani on yedi tane ikili vardır diyoruz. Ve diğer sorumuza geçiyoruz. Güzel bir soru var. Ödüllü sorumuzu yapın yorumlara yollayın. Hadi bakalım. Aha da bal reklamı Yok yok abone ol Facebook'u beğen Instagram'ı da takip et Bunlar ne peki? Videoyu beğen Paylaşmayı unutma Bu da mı bal değil? Bildirimleri aç Haberdar ol, ol. Peki bu yukarıdakiler ne? İşte bu. Bunlar, Bunlar da videolar Tıkla 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 Paylaş Paylaş Tıkla tıkla Paylaş, paylaş.